Hayatını riske edenlerden biri de aynı İstanbul'da genç bir YouTuber. Sadece daha fazla izlenme uğruna canını tehlikeye attı. Arkadaşının yardımıyla bir metrobüsün üzerine çıktı. Kilometrelerce yolculuk yaptı. O riskli macerayı sosyal medyaya yükleyip üstüne ün katmayı beklerken karşısında polisleri bulunca şaşırdı. Eğil, 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 eğil. Atladım. Çok heyecanlıydı, çok aksiyonluydu. Çok iyi. Çok iyi burada. En ufak bir yanlış hesaplamada ben gitmiştim. Her yolcu gibi metrobüsün içinde değil, üzerinde seyahat etti. Canını tehlikeye atarken tek amacı sosyal medyada biraz daha fazla izlenmekti. Adrenalin meraklısı, tutkunu bir insanım. Yani bunu doruklarında yaşamak istiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Çok merak et. Çok mesafe çok fazlaydı. Niçin yaptınız bunu? Tamamıyla bir çılgınlık. Yunus Emre Özel arkadaşı Enes Soylu'yu da yanına alarak metrobüs güzergahında hiç olmayacak bir şey yaptı. Ona göre bunun adı çılgınlık olsa da oldukça tehlikeli, hatta ölümcül bir işe imza attı. İnsanlar sinyor taklacı olarak benden bir şeyler bekliyor. Ben de cesaretten yana olduğum için, kendime de güvendiğim için böyle bir işe kalkındım. Şu an indik ama bir de bunun çıkışı var. Arkadaşının da yardımıyla önce duraktaki tentelerin üstüne çıktı. Eğil, 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 eğil. Oğlum dur lan, iyice var. Çocukları gönder, çocukları gönder. Çocukları bakıyorlar buraya. Tam üstünden direkt atladım. Atladım. Oğlum çok iyi. Enes, oğlum. Sonra da risklerle dolu o yolculuk başladı. Benim alttan talimat vermem gerekiyordu sinyora. İçinde değilsiniz, üstündesiniz. Hani rüzgarla birebir temas içindesiniz. Alt geçitten geçince, işte köprülerin altından falan geçince çok garip bir hissiyatı oluşuyor. Yunus Emre Özel'in Merter'den başladığı yolculuk 5 durak devam etti. Edirne kapıda son buldu. Tüm bu tehlikeli yolculuğunu da kameraya kaydetmeyi ihmal etmedi. Sizce bu marifet mi? Hayır, çünkü değil. Kesinlikle değil. Tabii bunu da insanlara kesinlikle tavsiye etmiyorum, yapın demiyorum. Çılgınlık dediği tehlikeli macera ona pahalıya patladı. Gözaltına alınan Yunus Emre Özer'e para cezası kesildi.